Hey Seli. Hey Seli, evde misin? Benim Bobo. Seli. Evde misin? Hey, camları neden kırdın? Her şey hazır mı Tibor? Hazırlıyorum baba. Bu profesör değil mi baba? Tüfeğimi ver. Hoş geldiniz profesör. Sabahın köründe buralarda ne işiniz var? Joe baba, yardıma ihtiyacımız var. Çok özel bir tuzağa fazlasıyla ihtiyacımız var. Ha, tam adamına çattınız. Buna ne olmuş böyle? Ben de anlayamadım. Onun evinin oradan silah sesleri duydum. Oraya gittiğim zaman da onu aynen böyle buldum. Silahı kim atmış peki? Ne bileyim. Aklını kaçırmış galiba. Sadece bana bir kunduz saldırdı deyip duruyor. Saldırdı bana. Kunduz. Saldırdı bana. Ne diyor bu? Daha önce de kaçıktı zaten. Onu kasabaya götürsek iyi olacak. Doktora gösterilmesi gerek. Evet, bunu yapabiliriz. Bir kriz geçirdiği belli oluyor. Peki ne yaparsanız yapın. İndirin kızı hadi. Saldırdı. Joe baba, son günlerde yeni bir deneye başladık. Çok büyük tuzaklara ihtiyacımız var. Ne deneyi? Dostum kunduzlar üzerinde deney yapıyoruz. Eğer deneylerimiz başarılı olursa daha büyük ve daha iyi cins kunduzlar yetiştirmek mümkün olacak. Bu yüzden de büyük tuzaklara ihtiyacımız var. Yani dev bir kunduz mu diyorsunuz? Ona benzer bir şey işte. Aha, siz delirmişsiniz. Her neyse Joe baba. Eğer istediğimiz tuzağı yaparsan sana $200 veririm. $200 mı? Daha ne bekliyoruz baba? Haklısın evlat, hadi gidelim işimize bakalım. Hey durun, beni de bekleyin, size yardım ederim. Seni daha fazla bekleyemiyoruz. Hadi, sen gel hadi. Şu işin saçmalığına bak Frank. Kunduzların peşine düşen polisler. Bu iş sana da garip gelmiyor mu dostum? Evet, bana da garip geliyor. İşin içinde başka bir şey yok. Biliyor musun? Ben yine de dün söylediğimde ısrar ediyorum. Kunduz kılığına girmiş bir adam tuzak kuran avcıları korkutuyor. Her neyse, yine de acele etmeliyiz. Ne kadar gülsek de ikimiz de işimizi yapmak zorundayız değil mi? Bir iğne daha mı var? İlk iğne onu yatıştırmak içindi. Bunun içinde ise tamamen penatol var. Kendine gelip sorularımıza cevap vermesini istiyorum. Doğrusu gerçeği duymak istediğime emin değilim. Seli, ben Profesör Roberts. Sana bir iki soru sormak istiyorum. Önce bana söylemeni istediğim şey şu. Acaba bugün senin kampta tam olarak ne görmüş olabilirsin? Birini canavar gördüğünü söylemişsin. Söyle bana, neye benziyordun? Kunduz'a benziyordu. Çok, çok büyük. Ne kadar? 6-7 metre. Emin misin? Kunduz muydu? Ayı olamaz mıydı sence ha? Ayı değildi. Biliyorum. Onu çok iyi gördüm. Gördün mü? Evet, gördüm. Benim ayağımı tuttu. Bir kez daha soruyorum Selin. Neye benziyordu? Bir adama. Bir kunduz adama benziyordu. Bu duyduklarımız yeter. Bu durumda ne yapacağımız iyice belli oldu. Gidip yetkililere durumu anlatmak zorundayız. Anlatmak mı? Ne anlatacağız? Deneyler sırasında yanlışlıkla bir kunduza insan hormonları enjekte ettiğimi. Başın belaya girer aptal. Şu anda sadece onu canlı yakalamalarını diliyorum. Beni de.